Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz yurt dışından eşya getirmek. Türkiye'ye daha önce gittik. Ondan birazcık bahsetmiştim. Şurada da şurada videomuzu bulabilirsiniz. Ve oradan buraya eşyalarımızı getirdik. Birazcık bu süreci de detaylarını anlatmak istiyorum. Bunu da soranlar olmuştu. Aslında hangi firmayla çalışacağımız konusunda size sormuştum. Instagram üzerinden sormuştum ve en çok önerilen firmalar Bafa, Pemak olmuş aslında. En çok bu ikisi söylendi. Ama bunun dışında biz yine kendi tanıdıklarımıza işte popüler olması adına başka firmalarla iletişime de geçtik. Belki bir 5-10 firmayla bir şekilde iletişime geçtik ve onlara durumumuzu açıklayan bir mail attık. Mailimize bahsettiğimiz temel şeyler şunlardı. Taşınmanın istediğimiz adresler tabii ki Türkiye'deki adresimiz ve buradaki adresimiz, belirttiğimiz tarih ve bunun dışında da eşyalarımızdan büyük olan ana eşyalar ve onları böyle bir genel bir taslak gibi belirttik ve bize bir fiyat vermelerini istedik. Daha sonrasında da birazcık lojistikle ilgilenen bir arkadaşımızın tavsiyesi ve desteği sayesinde sormamız gereken başka önemli şeyler olduğunu öğrendik. Bunlar... Lojistikle ilgilenen dediğim de lojistik uzmanı kız yani. Lojistik uzmanıymış pardon. Lojistik uzmanı bir arkadaşımızın desteğiyle başka bir şeyler öğrendik daha önemli olan. Bizim aklımıza gelmeyecek. Birincisi taşınmanın nasıl yapılacağı. Bu tarz büyük evden eve nakliyatlar genellikle ya karayoluyla ya da gemiyle yapılıyormuş. Bu tabii ki taşınma süresini etkiliyor ve fiyatı da etkiliyor haliyle. Bunun dışında vergi durumu. Bunun dışında evde kurulum yapılıp yapılmayacağı gibi başka şeyleri de sormamız gerektiğini öğrendik ve bunları da sormaya başladık. Daha sonrasında bu iletişime geçtiğimiz işte 5-10 firmadan dönüşler almaya başladık ve onlarla işte biraz iletişimde kaldık. Aldığımız fiyatlar doğrultusunda genellikle aslında metreküp başına, metreküp başına fiyat konuşuluyor bu arada. Tam bir tokat pazarı hocam orası. Evet, 100 euro ile 200 euro arasında fiyatlar teklifi aldık. Yani fiyat teklifleri birbirinden çok uçuktu ve çok farklıydı açıkçası aynı iş olmasına rağmen. Bunun dışında da eşyaların metreküpü ne kadar eder diye bir soru sorabilirsiniz. Onun için bir tane ben bir şey buldum, aşağıya koyarım site. Ama hani ne kadar doğru emin değilim ama. Eşyaların metreküpü konusunda firmaların %99'u aynı fikirdeydi. Orada bir sorun olmadı. Bize söylenen, dönüş yapan firmaların hepsi bizim belirttiğimiz eşyalarımız için. Ki ondan da şöyle kısaca bahsedebilirim. Bir yatak bazası, şifonyer, işte iki tane komodini, salonumuzdan bir büyük L koltuk, şu koltuklardan iki tane ve bir tekli koltuk. Onun dışında bol bol kıyafet, avize, mutfak eşyası, tabak, bardak falan her şey. Yemek masası da. Yemek masası ve sandalyeleri, televizyon ünitesi. Onlar hepsi geliyor. Yani büyük parça diye aklınıza gelebilecek en temel gelmeyen şey dolap hiç getirmemiştik. Gardırop hiç yok. Evet. Bunun dışında aklınıza gelebilecek neredeyse her şey geldi. Ve bir de bu evde olduğu için şey getirmemiştik. Fırın ve ocak. Onun dışında beyaz eşya olarak da yani buzdolabımızı ve çamaşır makinemizi getirdik sadece. Yalnız buzdolabı ekstra büyük olur şey yaparsan. bunlardan bahsettik ve bize söylenen bu eşyalar için bütün firmalardan ya 25 metreküp dendi ya 30 metreküp dendi. Yani o yüzden bu konuda hemfikir gibilerdi aslında. 25 ya da 30 metreküp için verdikleri fiyatlar ama dediğim gibi metreküp bazına verdikleri fiyatlar birbirinden apayrı olduğu için sonuçları da apayrı oldu. Genel yaklaşım olarak söyleyebileceğim şey, firmaların büyük bir çoğunluğu evde montaj yapmıyor, onu söyleyebilirim. Montajdan kastımız da bu arada duvara montaj ya da bir işte boruyla bir şeyle montajdan kastediyoruz. Yani sizin dolabınızı geri kuruyorlar ama onu duvara monte etmiyorlar. Televizyon ünitenizi duvara monte etmiyorlar. Çamaşır makinenizin işte borusunu o borunun içine sokmuyor yani. Anlatabildim mi? Onları yapmıyor. Avizeyi takmıyor gibi. Bazı firmalar bunu asla yapmam diyor. Hani siz ne yaparsanız yapın, eşyaları biz koyarız. Kendi kuracaklarımızı kurarız ve gideriz diyor. Bazı firmalar handyman diye geçen, yani zaten yurt dışında ustalık yapan birileri belli bir süre boyunca kiralayabileceklerini söylüyorlar ve onu da fiyata dahil ediyorlar. Yani diyor ki ben bu kadar eşya için 4 saatte bir handyman çalıştırırım. Handyman'ı da saatini atıyorum 50 Euro'dan çalıştırıyorum. Ekstra 200 Euro da sizin toplam size bildirilen paranın içine eklenmiş oluyor. Ve size bir teklifte bulunuyorlar. Biz konuştuğumuz yerler içinden Pemak'la çalıştık. Pemak firmasıyla. Neden onunla çalıştık sorusunun cevabı da hem fiyat olarak
makul bir fiyat vermiş olmasıydı ve hem de iletişim olarak kendileriyle birçok anlamda uyuştuğumuzu düşündüğümüz için de açıkçası. Pem abi alkış gider mi? Çok da memnun kaldık bu arada. Herkese tavsiye edebilirim. Bazı firmalar dediğim gibi çok zaten alakasız, yani aklımızdakinden çok çok uçuk fiyatlar verdi. Biz daha böyle hani 100-200 arası onlar teklif verdi ama bizim aklımızdaki rakam yani 120 ile 150 arası bir fiyattı aslında metreküp bazına. Ki sorduğumuz insanlara göre de aslında bu gerçekçi bir fiyat. Ama 200 gibi falan çılgın fiyatlar verenler de oldu. Onları zaten çok pahalı diye eledik. Bazıları da çok ciddi indirimler yaptı. Onları da bu yüzden eledik. Çok saçma bir bahane gibi ama ben böyle şeylerden nefret ederim. Birkaç firma oldu, adını söylemek istemiyorum. Metreküp başına atıyorum 180 euro deyip biz dönüş olarak bu fiyat pahalı dedikten sonra metreküp başına 140 euroya falan çekiyor. Yok, şöyle oldu ama tam olarak. Bu fiyat pahalı, biz başkalarından da fiyat teklifi aldık dedik. Evet. Kaç aldınız dediler, söyledik. O zaman bizimki bu kadar deyip ve şimdi. Söylediğimiz fiyatın 100 euro altını falan söyledi yani. Hani bu bana şey gibi geliyor yani. Mesela o büyük ihtimalle kendilerince yani bunu bizi geri kazanmak için ve işte onlarla çalışalım diye yaptı. Ve aslında görece olarak da en ucuz teklif vermiş oldular 100 euro bile olsa. Ama bu 5 dakika önce beni dolandırmaya çalıştığı gerçeğini gidermediği için ben onlarla çalışmadım ve çalışmam da bu arada böyle bir şey, böyle bir tavırdaki insanla yani açıkçası. Çünkü 180 euro ile 130 euro arasında totale vurduğunda 1000 eurodan fazla para oynuyor. Ve hani 5000 euroluk, 6000 euroluk bir işte 1000 euro indirim sen bana niye yaptın gerçekten yani, anlatabildim mi? Ben seni tanımıyorum, ben araya birini sokmuyorum, ben senin akraban değilim. Demek ki sen beni dolandırıyorsun yani. Hani başka bir açıklama göremiyorum bunda. Çok kötü havada kaldım. O yüzden onlarla da çalışmadık. Yani bizim için uygun olan ve fiyat olarak da makul bulduğumuz firma Pemak olduğu için onunla çalışmayı tercih ettik. Daha sonra da firmamıza karar verdikten sonra sizi tabii ki yine bir evrak süreci bekliyor. Bu evraklar, bir evrak işinin bir Türkiye ayağı var, bir Hollanda ayağı var. Bütün firmaların aslında çalıştıkları Hollanda'da da bir yer var. Yani Hollanda gümrüğüyle ilgilenen bir firmayla daha çalışıyorlar. Türkiye sizden neler istiyor? Türkiye'deki ikamet adresinizdeki ikamet kayıtlarınız, işte kaç yıl önce Türkiye'de yaşıyordunuz ya da işte ne zaman, kaç yıl o evde yaşadınız. Bunun dışında yine kişisel kimlik bilgileriniz. Türkiye'de o evde kalırken o dönemde kullandığınız bir işte fatura olabilir falan gibi belgeler isteniyor. Hollanda ayağında ne isteniyor? Hollanda ayağında da yine işte Hollanda'ya özgü oturum belgeniz, kimlik bilgileriniz yine. O ev, işte o evde kirada oturduysanız, eşyalarınızı getirdiğiniz yerden bahsediyorum. O kira kontratı ya da sizin evinizse onun tapusu falan gibi belgeler isteniyor. Yani aslında istenen belgeler çok benzer ama birileri Türkiye'deki versiyonlarını istiyor, birileri Hollanda'daki versiyonlarını istiyor gibi düşünebilirsiniz. Burada önemli olan bir başka konu da vergi. Normalde Hollanda'ya getirdiğinizde eşyalarınız tabii ki vergiye tabi. Bu vergi de eşyanın niteliğinden niteliğine değişiyor bu arada. Ama hani genel olarak kullanılmış bizimki gibi eşyalar için işte %18-20 kadar vergi uygulanacak eşyalarınıza. Burada da şöyle bir handikap var. Benim eşyamın değerini kim ölçecek? Orada yine gümrük çalışanları bunu yapıyor. Çünkü sizin eşyalarınız kullanıldığı için haline değeri daha düşük oluyor. Ama yine de yani eşyanıza işte atıyorum toplam fiyatını 3000 euro deseler bunun %20'si kadar bir vergi size çıkabilir Hollanda'ya eşyalarınızı getirdiğinizde. Peki bundan kaçmanın yolu ne? Biz bu parayı zaten vermedik bu arada. Kaçmak değil, vergiden kaçılmaz. Kaçınılır. Kaçınıldı. bunun bir zaten şey olduğu için, fırsatı olduğu için de bu arada eşyalarımızı da getirmek istedik. Çünkü bu ciddi bir para aslında. %20 vergi dediğimiz fiyat, yüksek bir fiyat. Eğer hayatınızın önceki bölümünde Avrupa içinde yaşamadıysanız ve son bir yıldan az bir süredir Hollanda'nın içindeyseniz ve eşyalarınız kullanılmış eşyalarsa eşyalarınızı vergi ödemeden getirebiliyorsunuz. Bir kereye mahsus olmak üzere ve ilk bir yıla özgü bir şekilde. Bundan yararlanmak için de Hollanda bölümü size ekstra birkaç evrak gönderiyor. Onlarda da işte yine bunları belirtiyorsunuz. Ben aslında işte Avrupa Birliği vatandaşı değilim. Eşyalarım kullanılmış eşyalar. İşte Hollanda'da bir yıldan az süredir bulunuyorum. Hollanda'ya şunun için geldim ve Hollanda'da işte bir süre daha yaşamayı planlıyorum falan gibi şeyler belirtiyorsunuz. Onda da bu arada önemli olan başka şeyler var. Onlardan da bahsedeyim. Eğer getirdiğiniz eşyanın içinde bitki varsa, yani canlı bir şey varsa, hayvan da dahil buna, çok ayrı bir şey var. Çok ayrı bir süreç getiriyor. Yani getiremezsiniz, öyle söyleyeyim kısaca. Bitki ya da hayvan getirmeyin.
canlı bir şey getiremiyorsunuz. Bunun dışında bazı getiremeyeceğiniz şeyler var. Bize özellikle söylenen şey sabun, deterjan falan gibi şeyler. Onun dışında tarhana özellikle söylenmişti, getiremiyorsunuz diye. Peynir ve süt ürünleri. Yazmışlar listeyi, tarhana diye değil mi? Yani tek direkt yani. Çünkü tanıdıkları için. Et ürünleri, bunları zaten getiremiyorsunuz. Bunları zaten firma size söylüyor getiremeyeceğinize dair. Ne getirebiliyoruz? Yani kıyafet ve eşyanızın dışında yiyecek getirdik biz aslında ama çok büyük miktarlarda olmamasını söyledi bize çalıştığımız firma. Böyle ticari gibi gözükecek boyutta olmasını söyledi. O yüzden yani bir kavanoz reçel diyor. Anlatabildim mi yani? Diyor, salça bir kavanoz. Hani burada böyle ticaret mi yapacakmışsınız gibi gözükmesini istemiyor tabii ki kimse. Bu evrak işlerini hallettikten sonra, iki tarafında beklediği evrakları onlara ilettikten sonra belirlediğiniz günde sizin evinize gelip Türkiye'de çalışanlar evdeki eşyaları topluyor. Buradaki önemli nokta ne? Evdeki hiçbir eşyayı siz toplamıyorsunuz. Zaten bunu size söylüyorlar. Sadece gidecek ve gitmeyecek eşyalar olarak ayırmanız bekleniyor. Her şeyi onlar topluyor. Üzerlerine zaten kolilerinden anlaşılacak böyle bir şey yazıyorlar. Ve her şeyi de binlerce kat sarıyorlar. Gümrükte bir sorun olmaması açısından aslında paketleri onların yapması önemliymiş. Hani ben sonuçta uyuşturucu kaçırıyor da olabilirim ya. Hani bir şeyin içinde falan gibi. Her şeyi onlar paketliyor. Çok düzgün paketliyor. Eşyalarınızda hasar varsa ki bizim bazı eşyalarımızda vardı. Mesela koltukların ayaklarında çizikler vardı. Köşesi kırık olan falan birkaç bir şey vardı. Onların yemek fotoğrafını masasında çekiyorlar. Bir şey göstermişti özellikle böyle. Yani fotoğrafını çekiyor zaten. Ve sana hani bunu belirtiyor. Bunun şurası zaten şöyle diye. Ses geliyor mu diye. Peki şu an tuvaletini yapıyor. Anneciğim böyle bilinmek istemezsin anneciğim. Sonra evinize gelip bütün eşyaları topluyorlar. Eğer maliyetle ilgili bir endişeniz varsa olabildiğince az kırılacak eşya götürmenizi öneririm. Tabak, bardak, işte süs, ıvır zıvır. Çünkü gerçekten yani bir tane çay tabağını 8 kere sarıyorlar. Böyle bakarken gözleriniz sıçıyor. Hani böyle eurolar doluyor gibiler. Böyle bir eurolardan şey şerit yapmışlar ve ona doluyor gibiler. O kadar çok doluyor ki. Mesela bir tane kolinin içinden 6 tane tabak çıkıyor sadece. Yani 1000 kat sarılmış 6 tabak. O yüzden hani ekonomik bir kaygınız varsa bunlara önermem bu tarz şeylere getirmenizi. Kıyafet falan hiç önemli değil. Onlar zaten hani hacmi kadar yer kaplıyor sonuç olarak. Bizim evimize 4-5 kişi geldiler. Bir 5-6 saatte de bütün evi topladılar. Eşyalarımızı onlar topladıktan sonra dediğim gibi ama her şeyi tek tek numarasıyla yazıyorlar ve bütün kolileri yine kendileri yapıyorlar. Anlaştığımız fiyatın 4'te 3'ünü orada onlara teslim ettik. Onlar da bize şeyi teslim etti. Eşyaların listesini. Yani kaç koli oldu? Otomatik 72 koli. Kolilerin oradaki adları ne? Ve bunun dışında da eşyaların tartıldığında çıkan bir kağıt veriyorlar size. Gümrük kağıdı gibi düşünebilirsiniz. Onları bize mail ile ilettiler ve biz de bunları Hollanda bölümüne ilettik. Hollanda bölümünün istediği ekstra evraklar zaten bunlardı. Yani Hollanda bölümünün istediği kimlik ıvır zıvırları ve işte oturumla ilgili ıvır zıvırlar dışında aslında gerekli belgeler diğer firmadan geliyor. Diğer firma size eşyaların listesini atıyor. Eşyaların kaç kilo tuttuğunu, kaç ton neyse artık tuttuğunu iletiyor. Ve orada da eşyalara kendilerince bir fiyat biçiyorlar. Bizim eşyalarımız için 2000 euro yazmışlardı ama yani biz zaten vergi ödemeyeceğimiz için orada yazan fiyatın hiçbir anlamı yoktu. Daha sonrasında anlaştığımız gün buraya eşyalar geldi. Biz burada hiçbir kuruma gitmek zorunda kalmadık. Dediğim gibi Pema'nın burada organize olduğu firma buradaki bütün süreci organize etti ve biz hiçbir şey yapmadık bunun için. Daha sonrasında eşyalarımızı buraya geldi ve kurdular. Ama bize şey söylenmişti, kapının önünde park edecekse belediyeden izin alman gerekiyor ama bizim böyle bir ihtiyacımız olmadı. Evet, o da söylenmişti. Park için gelecek araçın yer var mı? Yer yoksa işte izin almanız gerektiği söylenmişti. Bunun dışında tabii şeyler olabilir. Atıyorum mesela hafta sonunu organize ettiyseniz hani bunun için bir sorun edecek, apartmanda yaşıyorsanız falan insanlar olabilir. Yani asansör problemi olabilir, Hollanda'da binalar çok dar falan. Yani onlar sizin sorumluluğunuzda tabii ki yani. Hani eğer binanıza koltuk çıkmıyorsa sonuçta orada adamın yapacak bir şey yok. Bizde öyle bir şey oldu hatta. Bizde oldu. Çoğu şeyi camdan soktular. Hani ev müstakil olduğu için ama merdiveni çok dar. Eşyaları da kurduktan sonra onlar kalan parayı da ödüyorsunuz. Ve işlem böylece tamamlanmış oluyor. Bizim sürecimizde bu balkondan çıkarma sırasında bir tane koltuğumuzun altındaki o
ince tahtamsı şey kırıldı. Böyle bir deneyimimiz de olmuş oldu böylece. Onlara belirttik tabii ki keman çalışanlarına, hani bu kırıldı ve bunu siz kırdınız çünkü bu kırık değildi diye. Hiç sorun etmediler. Hatta aynı gün içinde bir oraya parça bulup onda tamirini yaptılar. Onu da söyleyebilirim bu arada. Hiçbir sorun olmadı yani o süreçle ilgili de. Kendilerinin hasarı olan bir şey kapattılar. Ya direkt adamlar zaten kabullendi bunu. Yani. Evet, hiç şey yapmadılar. Yani öyle, tabii ki hani ilki gibi oluyor mu ya da aynısı mı? Tabii ki olmuyor yani. Aynı şey değil sonuçta. Adam sana yeni koltuk almıyor. Ama sonuçta onun tamirini yapıyor ve sonuçta adam yani o koltuğu da benim evime mecbur kaldığı için balkondan çıkardı ve böyle bir o yüzden bir zarar oldu. Hani bunu biz sorun etmedik tabii ki. Hatta bence hiç çirkeflik yapmıyor ve olumlu oluyor olmaları da hoş bir özellikti yani benim için, benim baktığım yerden. Ve Hollanda'da da üç kişi geldiler ve üç kişi oldukları için yaklaşık 12 saat falan sürdü. Bizim için böyle bir süreç oldu. Yani dediğim gibi biz çalıştığımız firmadan memnun kaldık. Hiçbir sorun yaşamadık. Ama bize başka firmalarda önerilmişti. Ve kendi deneyimimden en azından şunu söyleyebilirim. Yani Pemak'la çalışın diyemem. Şunu diyebilirim. Birçok firmadan fiyat alın. Yani aslında bence önerilebilecek şey bu. Çünkü bize söyledikleri fiyatlar arasında dediğim gibi binlerce euro oynuyordu farklı fiyat firmaların. Yani öyle 10 euro, 20 euro falan değil. O yüzden mutlaka fiyat alın. Ve eğer böyle bir niyetiniz varsa bu ilk bir yılın içinde de bunu yapmayı bence mutlaka değerlendirin. Aslında bizim bu evi almamızdaki ve biraz acele etmemizdeki temel nedenlerden biri de buydu. Çünkü sen yani 6 ay beklediğinde zaten belki de 6 ayda biriktirebileceğin parayı eşyaların vergisine zaten veriyorsun. 6 ay beklediğin için. Yani hiç mantığı olmamış oluyor beklemenin. Haliyle biz eşyalarımızı getirmeyi düşündüğümüz için en başından beri evi de bir yıl içinde almaya o yüzden çalıştık ve böyle bir yol izledik. Buraya ilk geldiğimizde kaldığımız ev, kiralık olarak kaldığımız ev, bütün eşyalar IKEA'dandı. Ve hiç memnun değildik birçok eşyasından. Yani IKEA'nın ucuz ürünleriydi bu arada, onu da söyleyeyim. Bacakları böyle dönen masalar, işte gerçekten Allah'ın takdiriyle dik duran kütüphane. Yani kütüphane... O kütüphane bu arada senin arka planındaydı ilk videolarda. Ha, evet, o arka plan mesela. Onun dayanabileceği deprem şiddeti 1.4 falan yani. O kadar kendi halinde bir şey. O yüzden de biraz fiyat araştırması da yapınca IKEA'nın ucuz ürünleri dışında aslında bu bahsettiğimiz işte totalde 4-5 bin euro, 6 bin euro gibi bir fiyata aslında hiçbir şey alamayacağımızı öğrendik. Ki hatta yine yakın tarihte IKEA'ya gittiğimiz için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hani halı diyeceğiniz kilimden bahsetmiyorum bu arada. Yani Türkiye'de ben bunu evime alırdım, sererdim diyeceğiniz bir halı kendi başına zaten en az 400-500 euro. Yani bir tane halı 400-500 euro. Bunun dışında böyle işte ben çarşıda geziyorum, işte bir mağazadan bir tane avize alayım dediğinizde... Alaman buzum. Alaman buzum gerçekten. Çünkü şöyle, aa bu güzelmiş dediğiniz şey en az 100 euro. Bir koltuk, işte böyle bir tane deri koltuk, bunun modeli güzel, bu biraz tarzmış, farklıymış diyeceğiniz bir deri koltuk 3000 euro kendi başına zaten. Fiyatlar bu şekilde yani. Sadece IKEA'da, işte Action'da, ki Action buranın 1 milyoncusu bu arada. Gerçekten uygun fiyatlı şeyler bulabilirsiniz ama onların hem kalitesi sıkıntılı, hem de çeşitliliği ve modeli haliyle sıkıntılı. Açıkçası o yüzden ben getirdiğim eşyalarımıza hiç pişman değilim. Aşağıya bahsettiğim firmaların linklerini de koyarım. Videomu sonuna kadar izleme, bir dahakini izleme planlarını herkese kalp gönderiyorum. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Görüşürüz.